Şimdi tabii Beşiktaş taraftarların çok sorusu var. Ee, yani neresinden başlayacağım tabii. Dört birlik mağlubiyetin yansımaları, yankıları devam ediyor. Ediyor. Ee, bir Abu Bakar transferi. Elbette ki de yönetimin işi hakikaten kolay değil. Çok zor. Sergen Hoca'nın işi de hiç kolay değil. Değil. Ee, daha henüz bitmedi transfer ama yayın öncesi sen de konuştuğumuzda bir sabekle herhalde kapatacaklar. sağ sabek, bir de golcülerini satabilirse, gönderebilirse bir golcü. Bir de santrafor. Yani Abu Bakar'ı yedekleyecek bir santrafor. Var mı kulağına gelen bir şey? Ne oluyor Beşiktaş'ta? Ümraniye'de bu aralar bir sessizlik hakim. Var. Ali bir görevini bıraktı. evet Yani Beşiktaş'taki bugün gelinen nokta çok tesadüf değil. Çünkü o Pandemi döneminde oynanan 8 maçtan sonraki süreçte yönetim kendi içerisindeki dağınıklıktan dolayı bir karar veremediği için tek ayağa topal kalan bir süreç işledi. Elindeki oyuncuları da çıkartamadı. Özellikle takviye yapabilmesi için, limit açabilmesi için bu oyuncuları çıkarabilme başarısını göstermesi lazımdı yönetimin. Fenerbahçe'nin kısmen yaptığı gibi. Beşiktaş bunu yapamadı, beceremedi. Kadro çıkan kalan oyuncuların da şimdi maaşını da ödemek zorunda kalacak. Beşiktaş takım performansı da hocanın hastalığı 15 gün olma hiç falan ne kadar etkilendiğini gördük. Yani Beşiktaş'ın sezon içerisinde Konya Spor'a 4-1 yenilme gibi bir skor bunlar yaşanabilir sezon içerisinde. O problem değil. Yani öldü kaldı bir durum yok ama takımın o yürür görüntüsü, gamsız görüntüsü, kondisyonunun çok aşağıda görüntüsü risk. Yani top oynarsın, iki tane kontra yersin dersin ki ya kaybettim maçı. Biz kaç hafta sonraya dair bir ışık veriyorsa takım içinde böyle bir şey olur yine. Umut olur. Konya maçı görüntüsü de hiç yoktu. Şimdi şeyi çok konuşmanın anlamı yok bence. O kötü, bu kötü, yönetim işte yönetemiyor, hocanın performansı. Bunu herkes söyledi. Günlerdir de söylüyoruz 3 4 Beşiktaş'ın şu an özgüvenini tekrar toparlaması, önüne bakması lazım. Üçüncü hafta itibariyle kaybedilmiş herhangi bir şey yok. Hoca biraz özgüvenini toparlasın ki gördük takımla beraber sahaya inmiş. Evet 25 bin kişinin önünde imza attı. Kredisi çok yüksek Sergen Hoca'nın. Ama burada kararları, nihai kararları tabela verdiği için hoca o motivasyonu koruyabilir. Şimdi Abu Bakar 45 dakika görüntüsü takımın en iyisi görüntüsüydü. Bir haftadır idman yapmayan bir adam. Burada bir problem var. Bir kere onun Nevzat Demir kısmının kondisyonuyla, antrenmanıyla halledilmesi lazım. İki, şimdi Gökhan Cener denklemi gitti ama şimdi zaten Rıdvan Cener'i kesmişti son bölümde. Yani Cener çok düşünülen bir adam değildi. Gökhan, Beşiktaş 35 yaşındaki bir oyuncuyla oturup önümüzdeki sezonu planlamak istemedi. Doğru. E, şimdi orada bir gediklik var. Oraya yer, yerine adam koyamadı. Burak gitti. Kabul Türkiye Ligi'nin yerli olarak en iyi golcüsüydü. Ama onun 5 yaş genci geldi şu anda Beşiktaş'a. Yarım aliyetine. E, Burak da 34 hafta oynamıyordu ki. Burak da yarım yamalak 20 hafta çıkaran bir adamdı yani Abu Bakar'la baktığın zaman. Elneni bu manada en büyük eksik görülebilir. Ama orada sen Josefli, Mensahlı, Dorukanlı, Atibalı, Laiçli tolere edilebilir bir orta saha da kurdun. Yani öldük bittik bir şey yok şu anda bence Beşiktaş'ta. İyi bir sabek. Evet. Abu Bakar'la beraber oyuna dahil olup sana 10-12-13 gol yapabilecek bir santrafor. Avrupa'da da olmayan bir Beşiktaş'ı yarış içerisine sokabilir gibi. Avantajı şu. Gençler Birliği maçından sonra milli ve bay geçen bir haftası var Beşiktaş'ın. Orada bir toparlanma sürecine girebilme ihtimali çok yüksek Beşiktaş'ın. Ama Ayar, şu, tatil yapacaklar yapacak. Yapacak. Özgüven <laughs> meselesini biraz toparlaması lazım Beşiktaş'ın. Ee, onu önemli görüyorum. Kaç gün tatil vereceğini merak ediyorum hocam. <laughs> hocanın. Yok hoca ciddiyetini gördüğü için bence. O sahaya inisi de onun işaretiydi. Ben yine de bir gazeteciyim şey merakı. Ee, o dediğin ara artı şeyde gider bir hafta verirse o zaman başka <laughs> şeyler konuşulur. Bak burada önemli bir kilit de şu. Başkanın ve futbolla ilgili yöneticilerin Sergen Hoca ile birlikte o kısa vadelik yürütücel süreç Bak şunu net söyleyeyim. Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü kongreye gitmesi lazım. Niye? Yönetimini yenilemesi lazım. 10-15 kişinin yönetimde olduğu yerde 2-3 kişiyle yol yürüyemezsiniz siz. İkinci adam ortada yok. Üçüncü adam ortada yok. Şimdi kimle yürüyeceksiniz? Şimdi Ahmet Nur Çebi'ye bakıyorum. Gerçekten insan ya yazık. 150 milyon lira para koymuşsun. Sağlığın gidiyor, stresin gidiyor, laf yiyorsun ve yürütemiyorsun işleri. Çünkü niye omuz vereceğin kimse yok. Herkes birbirine ego yapmış, darmadağın bir görüntü var. Türkiye'de kulüplerde öyle 8-10 yönetici birden elini cebine sokmaz yani. 4 tane olsun. Her şey işine sokmak da değil. Yani cebine sokmak değil. Bir karar mekanizması oluşur. Mi? Elini taşın altına soksun diyor. Yani illa He. cebinden para çıkmasına göre. Ama kulüp ortak... karar verir değil mi? Bir ortak akıl çıkar. Herkes o karar etrafında çalışır. Ama yok benim kararım olacak, yok senin kararın olacak. Çekişmesinin geldiği nokta burası. Peşleş'in en büyük problemi bu. Senin kararın mı olacak, benim kararım mı olacak? Senin söylediğin adam mı olacak, benim söylediğim yani, mi olacak? Yani transferde, transferde çıkma tabii ki. E şimdi e, geldiği nokta bu. Bunu çözmek atomu parçalamak gibi zor bir şey Herkesin değil. Herkesin bir Ali Koç'u yok. Ali Koç bu anlamda karşılığını hakikaten çok güçlü bir figür. Yani bugün Beşiktaş'ta imkanı olsa Beşiktaş kendi Ali Koç'unu bulmak istemez mi? Seçmek İster. istemez mi? Yani Beşiktaş'ta yöneticiler şu an kendini pasifize etti. Bir, bir yarısı diyeyim ben size. Pasifize etti. Çekildiler kenara. Niye? O şeyden işte benim fikrim mi olsun senin fikrin mi? Hem kulübün yönetiliş şekli hem transfer süreci. Hem transferle ilgili olan yönetici de bunu yapıyor olmayan yönetici de. Ahmet Nurçebi'nin yapacağı şey şu. Mümkünse uygun bir tarih belirleyip çok futbol takımının etkilenmeyeceği bir süreci yürüterek olağanüstü kongre yapıp kafasını rahatlatıp. Şu an erken ama. Tamam. Kaç 3 hafta geçti. Bak, bir şey ha, sen diyorsun mi? ki tabelaya bakıp. Şimdi devre arasına girdiğin puan farkı ya da iki ay sonra başka bir şey konuştuk. Bu yönetimde olmayacağını söylüyor. Yani. Umutlu bir Nasıl? tablo çizdim ama. Ben Ahmet Bey'e dışarıdan bakma. Sen çok daha yakından tanıyorsun. Biraz az yıldırım bari bir tavır görüyorum ben kendisine. Yok hiç aslında çok benzemiyorlar. Yani tavır Benzemiyor olarak var. da benzemiyorlar. Yok yok benzemiyorlar. Ama Ahmet Bey'in sorunu şu çok etkileniyor. Ya fazla duygusal yani siz kulüp yönettiğiniz zaman burası zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. İkinci başkanken Şampiyonluk size yazmaz. Ünal Bey de Ünal Kötü Aysal hatırlarsın de, değil mi? Tabii. Ne i̇şte, kadar güçlü figür olduğunu bir Ünal Aysal bile çok etkileniyordu. Bak ikinci adamsınız ikinci başkanken orada başarı da size yazmaz başarısızlık da. Başkanlık başka bir şey bunlara göğüs gerip tolere etmeniz lazım. Çok takılıyor Ahmet Başkan bunlara. Bunlara takılmayacak. İcraatına bakacak yol yürüdüğü arkadaşlarında sıkıntı mı var? Kenara ayıracak. Çünkü Beşiktaş'ın naz çekecek durumu yok. Beşiktaş'ın sportif olarak başarılı olması. Sportif olarak başarılı olamıyorsa taraftarına, camiasına şunu göstermesi lazım. Ya bir takım geliyor ki bir ışık geliyor. Hani Samet Aybaba, Beli Çenol Güneş sürecini hatırlayın. Bir takım geliyor Sergen Hoca ile beraber. Önümüzdeki yıla bir sonraki yıla damga vuracağı en azından onu hissettiriyor olması lazım. Hem onu hissettirmeyip hem de mevcut kadronuzla aşağıda bir performans gösterdiğiniz zaman buralar Beşiktaş. Bir süre sonra bir dakika derler. Kim olsanız Duramazsınız. Kim olsanız yani. Yani sen diyorsun olur. ki yönetim içerisinde e, yöneticiler gereksiz bir şekilde ego yapıyor. Kesin. E, ego ile bu iş yürümez değil mi? Onu Senin, diyorum. Yo, Tamamen onu diyorum. Benim e, cümlelerim. Sayın Başkan'ın yalnız kaldığını. 2-3 adamla beraber yürüyor. Kim onlar? Yani şu anda yönetime isim isim saymayalım. Çünkü bir sürü ahbaplığımız olan, ilişkimiz iş, olan yani adamlar iki, üç ama, kişiyle. Birlikte hareket ediyor diyorsun. Ya da güvendiği. Etmek güven zorunda diye, kalıyor. Ya da güvendiği. Etmek zorunda kalıyor. Çünkü çoğu kendini pasifize etmiş, kenara çekmiş durumda. Şimdi ben size bir şey sorayım. O, bu neden oluyor? Yani. İşte, egodan oluyor. Mesela Nevzat, Beşiktaş'ta transfer dilince yönetici olarak aklına kim geliyor? Ya da sana sorayım. Aykut ben, Erdal Torunoğlu. Ben yani. Erdal Bey değil, Bilirim. Tamam. Hani şok hakim olmamakla beraber. Tamam Erdal Bey geliyor. Süreçleri Erdal Torunoğlu'na mı yürüttü? O yürütmedi süreçleri. Onun da içinde oldu ama farklı 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 kollardan işler yürütüldü. Bunların <laughs> çözülmesi lazım. Çok kolay. 10 dakika. Bir çok, masaya çok bakar. Çok başlılık aslında i̇şte problem Çok başlılığın sonucu hiç başlılık oluyor. Çok Bir masa kuracaksın. 5 kişi oturacaksın. Amaç ne? Beşiktaş'ın başarılı olması. Bu kadar basit. Bir yol haritası çıkarıp yürüyeceksin. Beşiktaş başarılı olursa bu küme yazacak? Komple o Peki şu anda Beşiktaş kulübünün transfer komitesi başkanı kim? Erdal Torunoğulları. Öbür taraftan futbol şubesinde yani, Emre Koca da var. Etkili. Ama yetkili ama etkisiz mi diyorsun? Ya şöyle. Erdal Bey. İbrahim Altınsay var. Başkanın futbolda danışmanlığını yapan resmi yönetici. Tamam. Değil. Yani İbrahim Bey mi yapıyor transferleri? İşte yapmıyor. yapmıyor. Şöyle. Erdal Bey de yapmıyor. O da yapmıyor. Hepsi beraber yani yapmaya çalışıyorlar. İbrahim Biz, Bey Sergen Hoca şey yapıyor oradan. Şey var. İbrahim abi tanıyor musun? Emre Bey var. Emre Bey var. Yani dört bir de başkanı koy beş. İbrahim Abi hakikaten futbol bilgisine e bakış açısına çok güvendiğim, inandığım, beğendiğim bir isim. Yok, yönetici olsun sormak istediğim Efendim, şey. Yönetici olsun. Ya o ayrı bir tartışma konusu ama ya yani hamlelere bakınca da çok Hayır. etkisinde kalmadığını görüyorum. Yani Şunu... bu İbrahim Bey'in etkisiyle yapılmış bir hamle. Yani Benington tavsiye etmez herhalde İbrahim Bey'i. Bey. Ben doğru anlatayım. İbrahim Bey al demiyorum. Nasıl çıkıyor ortaya biliyor musun sonunda? Biz şimdi Wellington'u, Mensah'ı, Enskala'yı, Abu Bakar'ı, yeni transferleri düşünelim. Şu oyuncu, şu transfer politikası belli bir karar alınıp bir yönetici eşliğinde yürütüldü diyemiyoruz. Yani, biri transak... biride Bak Mesela benim ee, tonu şey sahiplenmeyecek kimse. Yani, mesela. Sen Sergen başkanın mı? çok etki altında kaldığını söylüyorsun. Örnek vereyim Ünal Aysal, çok önemli bir iş adamı. Galatasaray'da da ciddi başarıları Unutma, var. Unutma Ricardo Gomez'de anlaşmış belediye şarjah takımından 28 yaşında forvet oyuncusu. Epey zamandır uğraşıyordu yönetim. İyi bir transfer Ricardo Gomez. Ee, santrafor aldı. Erzurum orayı da kapadı. Novikovas la...